neden gözaltına alındınız? Bilmiyorum. Öğreneceğiz. Efendim, iyi günler. Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Bir bilmeceyle açmak istedim programı. Aslında yanıtını muhtemelen biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için enteresan olabilir. Bir görüntü geldi ekrana, jenerikten hemen sonra. AKP'li eski vekil Feyzi İşbaşaran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret olduğu iddia edilen bir takım sert eleştirilerle dolu tweetler attı. Bu yüzden gözaltına alındı. Tam giderken bir kişi böyle saldırdı gördüğünüz gibi. Bilin bakalım kim tutuklandı. Yanıt bilenler için de bilmeyenler için de ayrıntılarıyla birazdan. Hoş geldin Necati Özkan. Merhaba. Bugün başlıklar konusunda böyle şunu mu vereyim bunu mu vereyim diye bir tereddüt yaşadım. Şöyle, acaba memleketin çivisi çıktı mı desem, bunun adı anarşi mi desem, artık iktidarın ve bu memleketin dikişleri tutmuyor mu desem, hani ne desem bilemedim. Aslında hepsi birden galiba. Hepsi birden. Acaba nereye gidiyoruz? Acaba bundan sonra ne olacak? Gerçekten belki öyle. Belki böyle bir şey. Tanıyanlar çok iyi bilirler. Necati Özkan, Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği'nin başkanı, yeni başkan oldu. Daha önce ikinci başkandı. Uluslararası Siyasi Danışmanlar Kulübü'nün de üyesiyim herhalde. Üyesi. Dünyanın her yerindeki siyasi danışmanlarla da bir dizi toplantı yaptı. Galiba bir St. Petersburg'da oldu, bir Roma'da oldu. Yani dünya bizi nasıl görüyor? Dünyada siyaset algısı nasıl gidiyor? Hepsine taze taze tanık oldunuz, paylaştınız, geldiniz. Ve onun bakışından, onun gözünden Türkiye'de siyaset nereye gidiyor? Daha önemlisi algı nereye gidiyor? Yani çünkü önemli olan sadece siyaset değil, siyasetin seçmendeki algısı değil mi? Doğru. Biz hani önce bu birkaç konferanstan başlayalım isterseniz. Son birkaç ay içerisinde önce St. Petersburg'da, Rusya'da bir konferansımız oldu. Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği'nin konferansıydı. Biz oraya kalabalık bir Türk delege heyetiyle gittik. Zannediyorum en büyük ikinci gruptuk Ruslardan sonra. Bizimle beraber Şafak Pavey, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şafak Pavey ve Aykut Erdoğdu da vardı. Onlar da birer konuşma yaptılar benim yönettiğim bir oturumda. Hemen arkasından Roma'da bir konferansımız oldu. Bu dünya konferansıydı ve çok kalabalık bir konferanstı. 300'e yakın insan vardı. Buluşup ne konuşuyorsunuz? Buluşup yani aslında şunları konuşuyoruz. Dün ne oldu dünyada? Seçim kampanyalarında olsun, siyasi tarafta olsun neler oldu? Ve yarın ne olabilir? Bu iki temel soruya cevap arıyoruz. Ve her delege geldiği ülkeden, geldiği demokrasiden edindiği izlenimleri aktarıyor. Eğer bir kampanya yönettiyse o kampanyanın detaylarını paylaşıyor. Yani bir çeşit böyle tecrübe paylaşımı söz konusu oluyor. Eğer yeni teknolojiler varsa bu teknolojiler tartışılabiliyor. Ya da yakın bir gelecekte bir ülkede, önemli bir demokraside bir değişiklik olma ihtimali varsa bu ihtimalin ne olduğu ya da bu ihtimallerin neler olduğu tartışılıyor. Örneğin bir sonraki başkanlık seçiminde Amerika'da kim başkan olabilir? Buradan Türkiye'de yakın gelecekte neler olabilir kadar hemen her konuda fikirler paylaşılıyor, tartışılıyor. Roma'dan hemen sonra ben bu sefer Malezya Başbakanı'nın özel bir davetiyle Malezya'ya gittim. İşte 10 gün kadar önce. Orada bir toplantıya katıldım ve en son geçen haftada, daha doğrusu bu geçtiğimiz hafta sonunda da Kiev'de, Ukrayna'da bir işte konferanslar dizisine katıldım ve döndüm. Böylelikle hani böyle dünyanın pek çok tarafından demokrasilerin çeşitlerini, tarzlarını, düşünüş şekillerini, oralardan Türkiye'nin algılanışını falan bunları görebilme şansım oldu. Şimdi böyle bölüm bölüm konulara
bakarak biraz, onların yanında yöresel dolaşarak bu izlenimleri paylaşabiliriz. Ama önce şunu sormak istiyorum, yani gündemi az çok izleyici biliyor. Evet. Detaylarda belki ben bir şeyler paylaşabileceğim ve bir de her zaman yaptığım gibi bir Türkiye fotoğrafı, bu detayları bir araya getirerek, bir tür puzzle'ı bu, birleştirerek bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkartmaya çalışacağım. Ama önce oralardaki, bu saydığınız merkezlerdeki, buluşmalardaki Türkiye fotoğrafını siz anlatın. Nasıl görüyorlar bizi? Şimdi geziye kadar olan süreçte bütün bu ve buna benzer toplantılarda Türkiye çok merak ediliyordu ve çok önemseniyordu. Hı hı. Ve Türkiye'de bir demokratik açılım olduğu düşüncesi, algısı yaygındı. Ama geziden sonra bu algı tersine döndü. Türkiye'nin artık bir demokratik ülke olmadığı, Türkiye'nin rotasının ileri bir demokrasi rotası olmadığı, tam tersine Türkiye'nin giderek böyle otoriterleşen ve giderek de demokrasiden uzaklaşan bir noktaya doğru gittiği konuşulmaya başlandı. Ve Türkiye'nin cazibesi artık neredeyse kalmadı. Bunu pek çok toplantıda algılıyoruz. Örneğin en son Malezya'daki toplantıya gittiğim zaman, Malezya'daki toplantı iktidar partisinin toplantısıydı. Ve iktidar partisi 23 ülkenin iktidar partilerini davet etmişti. Ve bu 23 ülke ağırlıklı Müslüman ülkeler ve Uzak Asya ülkeleriydi ki içlerinde örneğin Çin ya da Laos ya da Kamboçya gibi veya Kuzey Kore gibi tek parti tarafından yönetilen ülkeler de vardı. Kuzey Kore'de vardı. İlginç. Onlar da vardı. Bizden Saraybosna, daha doğrusu Bosna Hersek'ten Orta Doğu ülkelerine ve hatta Filistin temsilcilerine kadar şeyler vardı. İktidar partilerinin temsilcileri vardı. Yapmaya çalıştıkları şey, hani bu özellikle artık birbirine bağlı dünyada Arap Baharı gibi, Gezi gibi ya da işte Ukrayna'daki bir çeşit hani Gezi benzeri eylem gibi eylemleri nasıl önceden kestirebiliriz, nasıl önleyebiliriz ve hani nasıl kontrol edebiliriz gençliği ve toplumu, hani genellikle bunun üzerine oturmuş bir arayış vardı o toplantılarda. Ve oralarda anladım ki ben aslında Malezya İktidar Partisi, ki 58 yıldır Malezya'yı yöneten bir koalisyon bu parti, bunlar aslında Orta Doğu ülkelerinden ve Türkiye'den hani tecrübeler alarak olası gelişmeleri şimdiden hani öğrenebilmek. Türkiye'den ne tecrübe alacaklar? Hani polis gezi tecrübesi mesela. Biber gazı. Bunları alarak acaba hani engelleyebilir miyiz? Hani arayış buydu ve ben yaptığım konuşmada şunu söyledim. Artık dünyada hiçbir gücün, hiçbir iktidarın elinde bu güç yok. Artık hiç kimse birbirine bu kadar bağlı bir dünyada fikirlerin bu denli tam zamanlı paylaşıldığı, insanların aynı anda cep telefonundan, tabletten, bilgisayardan, televizyondan aynı anda dünyada olan bitenleri aynı anda gördükleri, duydukları bir dünyada bunları önceden kestirebilmek ve bunları önleyebilmek imkansızdır. Ancak ve ancak demokrasi geliştirerek, ancak ve ancak vatandaşın sesine kulak vererek, ülkedeki her tondan, her renkten vatandaşa saygı duyarak ve onların taleplerini dikkate alarak siz var olmaya devam edebilirsiniz. Asla ve asla internetin fişini çekebilmek gibi bir gücünüz yok. Çektiğiniz anda bu işler tam tersine etki yaratırlar ve asla ve asla yasaklamalarla siz var olan gücünüzü koruyamazsınız. Dolayısıyla bugün geldiğimiz dünya böyle bir dünya ve o dünya ile ilgili dünyanın çeşitli tarafları Türkiye'ye bakarken farklı şeyler görüyor. Örneğin Avrupa ve Batı dünyası bakarken Türkiye'nin artık rotadan çıktığını ve Türkiye'nin demokrasiyi birinci öncelik olarak görmekten uzaklaşmaya başladığını algılıyor. Doğu dünyası ise örneğin tırnak içinde Türkiye'nin bu ekonomik gelişimine rağmen nasıl oluyor da bu tür muhalif sesler yükseliyor, bunu anlamaya çalışıyorlar. Ve fakat parlayan ülke algısı artık doğuda bile kalmamış. Doğuda bile kalmamış. Onlar bile hani bu devam etmekte olan sürecin eninde sonunda bir şekilde farklı sonuçlanacağı bunda konusunu düşünüyorlar. Yükselen ekonomisine rağmen niye böyle muhalif sesler meselesinde? Şimdi artık ekonominin de
çatırdamaya, yani daha doğrusu çatırdama derken çökecek anlamında söylemiyorum tabii ama hani tatsız sinyaller vermeye başlaması, yanı sıra yolsuzluk meselesi ve gelir dağılımındaki artık uçurum lafının bile utandığı fark herhalde bu ekonominin de parlamasını engellemiştir değil mi? Yani Türkiye hızının parlamasına engel olmuştur. Aslında Türkiye'nin ekonomisinin gerçek durumu ile algılanan durumu arasında bir fark var. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 12 yıllık iktidarı boyunca yaptığı en önemli şey, en önemli başarı diyelim, aslında gerçeği olduğundan farklı gösterebilme ve satabilme başarısıdır. Dolayısıyla ekonomi sanki dünyanın en önemli ne diyelim hani hızla büyüyen ekonomilerinden biriymiş gibi hep pazarlandı. Oysa ki gerçeğe baktığımız zaman, rakamlara baktığımız zaman bunun böyle olmadığını, yani Türkiye'nin 80 yıllık ortalama büyümesinden farklı bir büyümenin olmadığını, hatta ondan daha bile düşük olduğunu görüyoruz ama... Ortalama 4,5 mesela... 2 senedir 3'lerde, belki bugün biraz daha, bu yıl belki biraz daha bile. Evet, yani yıpranmış olacak. 12 yılın özeti de 4 küsur zaten, hani 5 değil. Tabii, tabii, yani tabii, dolayısıyla tabii. Böyle hani sanki koalisyon yıllarında Türkiye doğru dürüst yönetilemiyordu ama bugün muazzam yönetiliyor gibi bir algı yaratıldı ve bu satıldı. Bu nedenle işte dünyanın çeşitli ülkelerinde ya ekonomimiz çok iyi, nasıl oluyor da hani bu kadar yüksek seste bir muhalefet var ülkede? Siyasi, oysa ki hani gerçek öyle değil. Hani siyasi danışmanlık bakımı da aslında algı yaratmak ya da tabii. Algıyı, bozuk algıyı düzeltmek vesairedir. Doğru, doğru. Şimdi merak ettiğim şu oldu benim. Özellikle Malezya'daki toplantıda. Dediniz ki iktidar partilerinden temsilciler geldi. Türkiye'den doğru. Gelip de anlatan tabii oldu ki mu? Türkiye'den de Adalet ve Kalkınma Partisi davetliydi. Tek hı-hı. Parti o şeydi, iktidar partisiydi. Ancak anladığım kadarıyla benim devam etmekte olan il ve ilçe kurultayları, kongreleri nedeniyle yüksek düzeyde bir siyasetçi katılmamıştı. Ve onun yerine Adalet ve Kalkınma Partisi Dış İlişkiler Başkanlığı'nın görevlendirdiği genç bir akademisyen İktidar Partisi'ni temsil etti. Ve doğrusu hani o da çok gerçekleri değiştirerek bir sunum yaptı. Örneğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilen ilk sivil cumhurbaşkanı olduğu gibi bir hani gerçeğe aykırı bir laf etti. Oysa ki Türkiye'nin 12 cumhurbaşkanının 6'sı askeri kökenlidir, 6'sı hani sivil kökenlidir ve hani bir önceki cumhurbaşkanını bile, yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinden çıkan Abdullah Gül'ü bile hani bir sivil başka sınıfa gibi. Koyan sivil diyemiş gibi belki tanımlayan, oradaki seçilmiş kelimesi yani evet biraz onunla ilgili ama ona sığınarak ama yok köken itibariyle hani daha önceki cumhurbaşkanlarının hepsinin neredeyse asker olduğunu falan söyleyen ya da hani Türkiye'nin gerçeklerini olduğundan farklı gösteren bir konuşma yaptı. Ve o konuşmayla da aslında yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir başka fotoğrafını, bir başka daha, yüzünü daha görmüş olduk. Çok hani siyasi olarak önemli bir pozisyonda olmadığı için hani söylediği şeyleri çok dikkate almanın anlamı yok. Ama yani bakış açısı yine orada da acaba Türkiye'den öğrenecek ne var? Türkiye'deki geçen yıl oluşan gezi olaylarından öğrenilecek ne var? Bu öngörülebilir miydi? Bu kontrol edilebilir miydi? Bizim başımıza gelirse biz öngörebilir miyiz, kontrol edebilir miyiz? Sorular buydu. Neden? Bir neden de şu. 58 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. Aslında tek parti değil, birçok partiden oluşan bir koalisyon. Malezya. Ve bu parti aslında İslamcı bir parti. Ama buna rağmen gençlik yavaş yavaş oradan kayıyor. Bir başka İslamcı partiye, Enver İbrahim'in başını çektiği bir başka İslamcı partiye kayıyor. Malezya işte %60 Malayların, ki tamamı Müslüman, %30 Çinlilerin ve %10 Hintlilerin yaşadığı bir ülke. Aslında çok renkli, çok sesli bir, çok kültürlü bir ülke. Buna rağmen hani orada da İslam şeyi, hani ya ne diyelim, hani siyasi İslam orada da kazandıklarıyla yetinmiyor, daha fazlasını istiyor. Sokağa çıktığınız zaman 5 yaşındaki kız çocuklarının kapalı olduğunu görüyorsunuz örneğin. Ve onların özel okullara gittiklerini falan görüyorsunuz. Bu tabii Malay ve Müslüman olan tarafta böyle. Ama Çinlilerde ve Hintlilerde böyle bir durum yok. Dolayısıyla hani var olan 58 yıllık koalisyonun yaptıklarından mutlu olmayan bir grup
daha siyasi, daha İslamcı bir grup yani yükseliyor. Buna karşı da işte mevcut olan mevcut iktidar acaba nasıl bir tedbir alabiliriz ve gençliği tekrar kazanabiliriz şey içerisinde, araç içerisinde. Bu Malezya örneğine dönelim. Çünkü İran'daki gibi ya da Suudi Arabistan'daki gibi bütün ülkenin aynı şeriat kurallarıyla ya da siyasal İslam şalının altında yaşaması yerine Malezya'da dediğiniz gibi o çok farklı toplumsal yapısı nedeniyle Suudi Arabistan çok farklı, işte İran çok farklı ama Malezya'da dediğiniz gibi %40 gibi işte Çinliler, Hintliler vesaire ya da laik bir yaşam, seküler yaşam sürmek isteyen Malaylar var. Dolayısıyla orada çifte bir yaşam sürdürülebiliyor. Evet. Bizim de galiba Türkiye'de başımıza gelecek olan, gelmekte olan örnek alınan Malezya tipi olacak. Ona sonra ben gelmek istiyorum ve muhakkak bu konudaki görüşlerinizi rica edeceğim ama şunu sorayım şimdi. Bunlar konuşmalardı. İşte yemek molalarında, kahve molalarında, kahvaltılarda. Size Türkiye ile ilgili en çok ne sordular? Sadece Malezya'dan söz etmiyorum. Evet. Petersburg, Roma toplantısında. Ne merak ediyorlardı Türkiye'de? Mesela Roma'daki... Mesela Aksaray'ı sordular mı? Roma'daki toplantıda, yani Roma'daki konferansta ki bugüne kadar, yani ben son 10 yıldır bu konferanslara katılıyorum ve pek çoğunda Türkiye demokrasisiyle ilgili, Türkiye seçimleriyle ilgili sunumlar yapıyorum ya da başka arkadaşlarımız yapıyorlar. Bu en son toplantıda şeydeki Roma'daki konferansta çoğunlukla Batılıların odaklandığı alan Türkiye ve Suriye ilişkileri, IŞİD meselesi ve onun etrafında Türkiye'nin yaptıkları, ettikleri idi ve hani orada da Türkiye'yi, Türk dış politikasını ikircikli tutumu nedeniyle hani hem böyle anlamaya çalışıyorlar hem de aslında bir anlamıyla Türkiye'yi kaybedilmiş bir müttefik olarak görüyorlar. Bu buralarda aslında acaba Türkiye yakın gelecekte bu politikalarından vazgeçip tekrar Batı ile aynı yola gelebilir mi? Yoksa Türkiye'yi artık ebediyen kaybettik mi soruları çokça soruluyor. Öte yandan da tabii son Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaya çıkan tabloyu anlamaya çalışıyorlar. Çünkü en az Türkiye'deki kamuoyu kadar onlar da Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi ve yerel seçimler öncesi olan bitenler konusunda bir fikre sahipler. Hani Türkiye'de derinleşen yolsuzluğun ve Türkiye'nin demokratik teamüllerinin alt üst edilmesinin yarattığı toplumsal iklimi bizim kadar neredeyse iyi takip ediyorlar. Ve oralarda Türkiye vatandaşlarının, Türk seçmeninin, Türkiye'li seçmenlerin nasıl olup da %40 küsür bir şeyle, oyla iktidar partisine yerel seçimlerde destek verdiğini ve %50'yi aşan bir oranda da Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçtiğini anlamaya çalışıyorlar. Siz tabii, anladınız ve yanıt verdiniz mi? Tabii çok genel olarak aslında bizim söylediğimiz ve düşündüğümüz bir şey vardır, temel fikir vardır, o da şudur. Seçmen nereden geldiğine bakmaz, bir şekilde cebine para konulmasıyla meşguldür. Evet. Dolayısıyla temel soru budur. Yani bu şeyin Türkiye'de son zamanlarda 20 küsur milyona varan açlık sınırında yaşayan insanların sosyal yardımlar vasıtasıyla ayakta tutulması ve bunun nereden ve nasıl geldiğinin sorgulanmadan bir ihtiyaç olarak hani bunun kabul edilmesi ve bu doğrultuda seçmenlerin davranması diye özetleyebiliriz aslında gördüğümüz fotoğrafı. Yani özellikle o yoksulların aynı zamanda eğitimsiz olduğunu, pusulalarını belki kaybetmiş olduklarını yani bu dediğiniz var ama sadece bu da değil. Yani neticede seçmen siyasetçiden zenginleşme yaratmasını bekler. Yani para bulmasını bekler. Tabii. O parayı nereden bulduğuyla ilgilenmez. İster ekonomiyi çok iyi çalıştırır, yaratıcılığı, inovasyonu ya da serbest rekabeti, adil bir sistemi kurgulayarak aslında toplumun zenginleşmesini sağlar. İster IMF'den borç para alır, ister yasa dışı yollardan edindiği parayı ya da örtülü kaynaklardan yurt dışından transfer ettiği, açıklanamayacak şekilde transfer edilen hani paraları bulur ve bunu bir şekilde sistem içerisinde dağıtır, paylaştırır.
bir kısmını kendine alır, bir kısmını başkalarına paylaştırır. Seçmen daha çok burayla ilgilidir. Yani sonuçta o yıl, o gün veya önündeki 3-5 yıllık dönemde hayatının nasıl olduğuyla çok ilgilidir. Dolayısıyla hani buralarla ilgilidir yaptığı şeyler, yaptığı değerlendirmeler. Burada da aynı şeyi gördüğümüzü tabii paylaştım ve doğrusu bu kimse için de şaşırtıcı olmadı. Çünkü ekonomide bir derin hani kırılma yoksa seçmenler istikrarı severler. Yani yani değişim dediğimiz kelime sihirli bir kelimedir ama aynı zamanda da korkutucu bir kelimedir. Doğru, çünkü bir şeyler değiştiği zaman birileri kaybeder, birileri kazanır. Dolayısıyla ben bir seçmen olarak kazanan tarafta mı olacağım, kaybeden tarafta mı olacağım? Bunu kesin olarak bilmezsem değişimden ürkerim ve değişimin aleyhine oy kullanırım. Şimdi dediğim gibi program boyunca devam edeceğiz. Bu arada bence telefonu önünüze koyun. Ben kapatayım bunu. Hayır, kapatmanıza da gerek yok. Şundan, yani sizin gibi birinin telefonu herhalde susmak bilmiyordur. Yani arada göz atabilirsiniz. Ben hani kapatmayı unuttum, yok. Hayır, şey arada göz atabilirsiniz. Günde kaç telefon konuşması yaptığınızı tahmin edebilir misiniz? Bilmiyorum. Yani herhalde 2-3 dakikada bir, evet, değil mi? Evet, öyle. Yani felaket. Kaçta kapatıyorsunuz peki gece telefonu? Ancak uyurken. Siyasilerle herhalde daha ziyade, değil mi? Meslektaşlarla, siyasilerle ziyade. Ya da benim gibi böyle farklı. Başınıza ekşiyen. Rica ederim, rica ederim. Kusura bakmayın, böyle iki haftadır erteledik ama hani. Yok ama yani araya bu kadar önemli toplantılar girdi. Şimdi bugün Medya Mahallesi'nde ki manşetlere bakarak başlayalım gündemi temize çekmeye. Öyle manşetler var ki her biri Necati Özkan'ın söz ettiği genel tablonun içinde bir şey anlatıyor. Ve hep bir araya geldiğinde de Türkiye fotoğrafını çekiyor. En güzeli ama benim için günün manşeti bu, Bir Gün gazetesi. Hani Erdoğan dedi ya, isteseler de istemeseler de Osmanlıca öğrenecekler, öğreteceğiz dedi. Bir Gün gazetesi bize zorla Osmanlıca öğretirsen sonu bu olur demiş. Hani Arapça harflerle bir şey yazmış. Nedir diye bakıyorsunuz, hırsız yazmış. Şimdi yani herhangi bir maksatla değil, oraya sandalye de yazabilirlermiş ama sandalye biraz uzun galiba kelime. Ya da işte herhangi dediğim gibi masa, kasa, ayakkabı, her şey yazabilirmiş ama öyle de bir gündemdeyiz ki. Kasa yazsanız ayrı bir yere gidiyor, ayakkabı deseniz ayrı bir yere gidiyor. Hırsız yazmayı tercih etmiş Bir Gün gazetesi. Saray deseniz diyor. Aynen. Kelimeler çok şey anlatıyor bugünlerde. Bunu söylemişler. Posta gazetesiyle devam edelim. Aynı konuya değinmiş Posta gazetesi. Ama farklı bir başlık seçmiş. Bir de tabii Posta gazetesi bu. Güzeller arasında bir manşet yer almış. Din şurasında devlet işleri diyor Posta. Milli Eğitim'de din işleri vardı. Din şurasında da devlet işleri. Posta gazetesi geliyor mu arkadaşlar, ben göstereyim mi? Göstereyim, geçeyim mi? Peki şöyle, din şurasında devlet işleri. Diyanet İşleri Başkanı ile yan yana oturuyor. Dediğim gibi güzeller arasında bir başlık. Olur öyle şeyler. Hürriyet gazetesi ile devam edelim. Hürriyet gazetesi bu meclisteki soruşturma komisyonunda, bunu da soracağım size, bu konudaki algıyı özellikle sormak istiyorum Necati Özkan. Şimdi bu para ne parası? Rıza Sarraf'ın iş yaptığı Abdullah Happani diye bir adam var malum. O kişi 2012 Ekim'inde Zafer Çağlayan'ın, bakan o sırada Zafer Çağlayan, bakan Zafer Çağlayan'ın kardeşine bir para göndermiş. Para da öyle bir para ki 2 milyon 465 bin lira. 2,5 milyon lira. Rıza Sarraf'ın iş yaptığı kişi, Abdullah Happani, bütün bu yolsuzluk iddialarında dosyada adı geçen kişi Happani. Bu kişi Zafer Çağlayan'ın kardeşine 2,5 milyon lira gönderiyor. Ve o para 2 gün sonra da Zafer Çağlayan'ın hesabına aktarılıyor. Şimdi bu para ne parası? Bu para diyor ki Çağlayan, kardeşim
Bana olan şirket devrinden dolayı bir borcu vardı. Bana bir borcu vardı. Şirket devri, hisse devri. Onun parasını gönderdi. Ama Happani ona niye gönderdi bilmiyorum diyor. Şimdi kardeşini de satmış. Bu arada oğlum da yaktı malum. Rıza Zafer Çağlayan, Kaan Çağlayan'ın banka hesapları vesaire. Çünkü sorulmaya muhtaç bir durum. Şimdi Aydınlık, pardon, Bugün gazetesiyle devam edeceğim. Bugün gazetesinde önce bir caption göreceğiz. Orada da bir para meselesi var. Bu para meselesi gene bununla ilgili ama şöyle farklı bir biçimde. Bir saniyenizi rica ederek geliyor mu? Evet. İran'da Zencani baskını. Şimdi olay hep Rıza Sarraf'ın etrafında devam ediyor. Happani'yi duyduk. Happani para göndermiş 2,5 milyon lira. Zencani de, Babek Zencani de İran'daki ortağı Rıza Sarraf'ın. Ve İran'da bu mesele çok ama çok ciddi bir biçimde soruşturma konusu. 20 kişi gözaltına alındı İran'da ve diyor ki İranlı makamlar, Zencani İran'ı, Petrol Bakanı söylüyor bunu hem de, İran'ı 2,5 milyar dolar zarara uğrattı diyor. Bu kara para, rüşvet vesaire ağında. Şimdi İran'da bu mahkemeye intikal etmiş durumda, insanlar gözaltında ama velakin bizde Rıza Sarraf dolaşıyor. Hala başımızın üstünde yeri var gibi. Şimdi soru şu, bu yolsuzluk meselesi sadece ve sadece bakanların işte saat maat olayından çıktı. Öyle yerlere gitti ve öyle iddialar gündeme geldi ki Meclis Soruşturma Komisyonu'ndaki sorular ve cevaplarla da hakikaten bir patlama yaşandı neredeyse. Bir, bu konudaki algı dünyada nasıl? İki, Türkiye'deki algının bu konuda AKP aleyhine değiştiği kanaatinde misiniz? Durum nedir? Şimdi eğer 30 Mart seçimlerinin sonuçlarını dikkate alacak olursak bir değişimin olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü seçimden hemen önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oylarının 52-55 bandında olduğu gösteriliyordu pek çok araştırma şirket tarafından. Seçimden 43-45 bandına geriledi. Dolayısıyla bir 10 puan orada Adalet ve Kalkınma Partisi kaybetmiş oldu. Bu aslında bu şeylerin, bu tür iddiaların ya da bu tür durumların bir sonucu ve bunun ilk sonucu diyebiliriz. Şimdi çok şükür ki rahmetli Erdal Ünlü'nün bir lafı vardı. Çok doğru bir laf o laf. Hani gerçeklerin bir gün gün ışığına çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Şimdi gerçeklerin... bu lafı bir kez daha tekrarlayacaksınız biraz sonra. Çok ilginç bir haber var. Siz de aklınızın bir kenarına not edin. Evet, gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır ve hani bunlar biraz İronice zaman alır. Biraz zaman alır. İnanması çok kolay değildir. Hele ki 10 küsur yıl boyunca destek verdiğiniz bir partiye ilişkin kendi kendinize ifade edebilmeniz, kendinizi ikna edebilmeniz kolay değildir. O yüzden zaman alır. Ama sonuçta mutlaka hani gerçekler bir şekilde ortaya çıkar ve etkisini gösterir. Şimdi bizim yine siyasi iletişimde söylediğimiz bir laf vardır. Bir temel durum vardır. Eğer bir siyasetçinin adı dürüstle çıkmışsa iş üstünde yakalasanız bile inanmazsınız, inandıramazsınız. Hani bir yanlış işin içinde yakalasanız bile kolay kolay inandıramazsınız. Ya da bir siyasetçinin adı yolsuzluğa ya da hani dürüst olmayan bir şekilde bir algısı varsa, papa bile ona şahitlik etse kimse ona inanmaz derler. Yani dolayısıyla bu algının gerçekten ne kadar farklı olduğunu ve ne kadar zaman aldığını gösteren bir durumdur. Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu durum Batı tarafından bakıldığı zaman hani inanılamıyor. İşte bir başkanlık sarayının 1000 küsur odadan oluşması,
ya da Türkiye'de toplumun %40'ının yoksulluk sınırı altında, yoksulluk sınırında yaşarken sadece İstanbul'da 80'e yakın, artık 80'e ulaştı dolar milyarderinin olması falan, bunlar kolay izah edilebilir şeyler değil. Bu da 80'e yakın dolar milyarderi aslında açıklanabilen, açıklanan isimlerden oluşuyor. Bir de hani siyasette kazanılan, gayrimeşru yollardan kazanılan milyarlar ve milyar dolarlar var. Onların kaç kişi olduğunu da bilmiyoruz bu son 12 yılda ve buna benzer süreçlerde ortaya çıkan zenginliklerin kimlerde olduğunu falan da bilmiyoruz. Ama yavaş yavaş böyle puzzle'ın parçaları ortaya çıkıyor ve onlar büyük bir fotoğrafı oluşturacaklar. Şeye geldiğimiz zaman şu ilk gösterdiğiniz manşetle ilgili bir şey söyleyeceğim. Hani bu Bir Gün gazetesinin manşetiyle ilgili işte Osmanlıca hırsız. İşte isteseniz de okuyacaksınız, istemeseniz istemeseniz de hani mecburen okutacağız. Hı hı. Şimdi bu aslında 2015 seçim kampanyasının startı demektir. Bu bir kampanya. Evet. Yani bu böyle gerçekten de hani Osmanlıca'nın bir ihtiyaç olmasının sonucu dile getirilen bir şey değil. Safları sıklaştırmanın ve algıyı devam ettirmenin bir hani şeyi, sinyali. Böylelikle aslında Osmanlıca'yı isteyenler ve istemeyenler. Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğu gibi güçlü olmasını isteyenler ve istemeyenler. Türkiye'nin kendi özüne dönmesini isteyenler ve istemeyenler gibi kutuplaştırma stratejisi devam edecek. Ve aslında son iki seçimde kullanılan o savaş stratejisi, savaş kabinesi ve savaş iletişimi burada güçlü bir şekilde kullanılmaya devam edecek ki durum idare edilebilsin. Yoksa hani durumun çok kolay olmadığını, olmayacağını herkes görüyor. Çünkü yolsuzluklardan başlayıp ekonominin artık eskisi kadar kolay yürümüyor olması, çeşitli negatif seslerin ortaya çıkması, yoksullukların artık ayan beyan hani toplumun canını acıtacak bir noktaya gelmiş olması kolay değil. Bunların... Siz sözünüze devam edin. Bir ayakkabı derlemesi size göstermek istiyorum. Şimdi ayakkabısı parçalanmış çocuklar. Şimdi bakın, bu da sosyal medyanın manşetlerinden biri. Gerçek Gündem'den aldım ben bu kareyi. Bir yanda bunlar, bir yanda ayakkabı kutularıyla işte götürülen dolarlar. Yanı sıra tabii buna şimdi bir de şeyi, Recep amcanın ayakkabıları eklendi. Şimdi dediğiniz gibi algılarda artık bir yerde bir kutuplaşma ve konsolidasyon olabilir. Ama AK Partililer de bunu görmüyor mudur sizce? Yani onları mesela etkilemiyor mudur? Osmanlıca meselesi tekrar o kesimi konsolide etmeye yeter mi? Osmanlıca bu süreçte kullanılan araçlardan bir tanesi sadece. Bir tanesi tabii ki. Oysa ki diğer araçları da biliyoruz. O araçlardan bir tanesi şu. Muazzam iyi gidiyorduk ama iç ve dış güçler bu gidişatı engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Gayet başarılı bir demokrasi inşa ediyorduk. Ama işte çeşitli lobiler, işte faiz lobisinden tutun da şeye kadar, medya lobisine kadar çeşitli lobiler ve eski Türkiye'nin uzantıları bu yeni Türkiye'nin kurulmasını engellemek istiyorlar. Bütün buralarda aslında konsolide ediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi ve o partinin hani sözcüleri, kendi seçmen tabanını ve bu konsolidasyon süreci bir müddet daha idare edebilecek gibi gözüküyor. Ama öte yandan şu da var. Artık ittifak dağıldı ve o ittifakın içerisinde gerçekten sadece derken? Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'ni iktidara bugüne kadar taşımış olan ittifak kı kastediyorum. O dağıldı ve bunun içerisinden liberaller uzaklaştı. Hmm. Buradan gençler uzaklaştı. Gençlerin önem bölümü uzaklaştı. Keza buradan cemaat uzaklaştı. Ve uluslararası aslında müttefikler uzaklaştı. Dün uluslararası müttefikleri vardı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Ve bu müttefikler yani bildiğimiz demokratik güçlerdi. Yani Avrupa Birliği güçleri ve Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere demokratik güçlerdi. Bu güçler artık Adalet ve Kalkınma Partisi ile ittifak yapmaktan uzaklaştılar. Çünkü gidişatın normal bir gidişat olmadığını artık herkes görmeye başladı. Dolayısıyla bütün bu süre içerisinde aslında yapılması gereken şey çok nettir. Çok şey söylemek ve çok dağılmak yerine
odaklanmak ve bütün bu fotoğrafın çıplak bir şekilde seçmen tarafından görülmesini sağlayabilecek bir iletişim yöntemi kurmaktır. Ona geleceğim çünkü sizin asıl uzmanınız tabii ki bu. Ama birkaç başlık daha vereceğim. Hani başta dedim ya, Türkiye kaosta mı diye, öyle şeyler yaşanıyor ki. Şimdi birkaç başlık daha tamamlayıcı paylaşalım lütfen. Bir, öyle görünüyor ki işte bu para neyin parası vesaire gibi başlıklar ve artık kapatılamaması, AKP'lilerin bile bizzat Davutoğlu'nun baş danışmanı Etiyen Mahçupyan'ın ifade ettiği üzere bakanların yolsuzluğundan rahatsız olması, acaba o bakanların Yüce Divan'a gitmesini bu süreçte sağlar mı? Böylece sanki kendisini aklamış gibi olur mu? Ne dersiniz? Şimdi tabii bu gibi durumlarda, yani büyük bir meseleyle karşılaştığınız zaman aslında bu meseleyi çözebilmek için çeşitli yollar denersiniz. Hı-hı. Eğer ortaya konan mesele gerçek değilse derinlemesine inersiniz veya gerçek olmadığını gösterirsiniz. Ama gerçek olduğunu gördüyseniz bu sefer etrafından dolaşacak çeşitli yollar bulmanız gerekir. Dolayısıyla burada olan da o. Şimdi son 6 aydır, daha doğrusu son 8-10 aydır, yani geçtiğimiz yılın sonundan itibaren ortaya çıkan bütün fotoğraf bize şunu gösterdi. Ortada organize bir suç çetesi var. Ve bu organize suç çetesi, yani bunu şu anlamda söylemiyorum, Adalet ve Kalkınma Partisi ve onun iktidarlarının tamamı anlamında söylemiyorum, ama öyle bir damar var ki orada, o damar aslında sizin benim verdiğimiz vergileri alıp bir şekilde kendi menfaatleri için kullanıyorlar ve buralarda artık sınır kalmamış. Yani ahlak ya da yasal sınırlardan bahsetmiyorum. Sınır kalmamış. Çünkü konuşulan rakamlar herhangi bir ülkede, yani bir tek parti diktatoryasının olduğu ülkede bile konuşulacak rakamlar değil. Çok büyük rakamlar. Gerçek olup olmadıklarını da henüz bilmiyoruz ama gerçek olduklarına ilişkin inanılmaz bir hani belirti var ortada ve buna inanmamızı sağlayabilecek çeşitli... Bazılarının belgesi de var. Bazılarının belgesi de var. Çeşitli emareleri bir araya getirdiğimiz zaman gerçek olduğuna ilişkin kuvvetli bir inanç zihnimizde belirebiliyor. Dolayısıyla bu gibi durumlarda normalde aslında bir iktidar partisinin kendisini temizleyebilecek her şeyi, her türlü şeffaf mekanizmayı önermesi beklenir. Örneğin yine Malezya'daki toplantıdan bir şey vereyim, bir duyduğum bir şeyi vereyim. Bir ara öğle yemeğinde oturduğumuz masada işte Laos Merkez Komite üyesi ya da Kamboçya'nın işte iktidar partisinin bir milletvekili ve Kuzey Kore'den Merkez Komite üyesi vardı. Bir tarafında da Çin'in Teknoloji Bakanı oturuyordu ve sohbetimiz hani bugünün dünyasında, yani sosyal medyanın bu kadar yoğun olduğu dünyada... Çok alakasız bir şey merak ettim. Kuzey Korelilerle falan da mesela İngilizce mi konuşuyordunuz? Evet, hep İngilizce. Çünkü hani buraya gelen insanların başka dilde anlaşabilmesi... Kuzey Koreliler evet. Dahil. Ve çok iyi İngilizce konuşuyordu. Kamboçya. Çok iyi İngilizce konuşuyorlardı, evet. Çok şeydi. Şimdi Çin Teknoloji Bakanı bize bir şey anlattı ve hepimiz doğrusu hani Çinlilerin ne kadar farklı olduğunu bir kez daha gördük. Yolsuzlukların yönetime bildirilmesi için özel sosyal medya kanalları kurmuşlar. Ve bununla ilgili kampanyalar yapmaya başlamışlar. Demişler ki bulunduğunuz köyde, kentte, kasabada her cinsten yolsuzluk olayına şahit oluyorsanız veya birileri sizden hani yasal olarak yapması gerektiği görevi karşılığında yasa dışı bir şekilde para istiyorsa bize bunu bildirin. Ve bu kampanya birkaç ay önce başlamış ve diyor ki inanılmaz sonuçlar aldık. Tamam, sıfırlayamayacağız, bunu biliyoruz. Hiçbir zaman hani yolsuzluklar hiçbir ülkede sıfırlanamaz. Ama toplumun canını acıtacak noktadan çok aşağıya çekebileceğimizi gördük. Dolayısıyla bir kendinden şüphe etmeyen bir iktidar partisinin ya da bir iktidarın sözcülerinin böyle hareket etmesi lazım. Yani parlamentoda konuşulmakta olan yolsuzluklarla ilgili haber yasağı koymak yerine, anlatabiliyor muyum? Ya da orada burada çıkan mahkeme şeylerini hani def etmek yerine, mahkeme ya da yargı girişimlerini yok etmek, dağıtmak yerine, tam tersine kendisini temiz gösterebilmek adına bu tür iddiaları boşa çıkarabilecek her türlü şeffaf yolu açması ve topluma temiz olduğunu göstermesi, kanıtlaması gerekir. Peki bizde böyle mi oluyor? Tam tersine bizde işte gördüğünüz gibi dört bakanın işte soruşturmasıyla ilgili parlamentodaki görüşmeler bile
bir şekilde basına kapatılıyor. Tabii canım, yasak, yasak getiriliyor. Medya çok şükür bu konuda dik durdu. Tabii medya derken hangi kesimi kastettiğimi herkes biliyor da Milliyet Gazetesi bile hani o anlı şanlı Milliyet Gazetesi bile görmedi o haberleri, ayrı. Ama Hürriyet dahil özgür basın diyor ya, Halk TV, özgür basın gördü. Şimdi bir şey merak ediyorum bu yolsuzluk derken. O başlıklara tekrar döneceğim. Çok önemli birkaç başlığımız var zira da. Şunu bir sormam gerekiyor. Şimdi yolsuzluk, yolsuzluk, yolsuzluk. İşte saat almış, rüşvet gibi, işte bir takım başka kara paralar vesaireler, çok hakikaten tuhaf şeyler var işin içinde. Ama şu nedir? Bunun çünkü belgesi var, bu bilgisi var, bunlar ortaya çıktı. Egemen Bağış'ın eşi Beyhan Bağış'ın bir şirketi var. Bir AK Partili ile birlikte ortaklaşa kurduğu bir şirket bu. Anatoli diye de bir marka ürettiler. Şimdi bu marka mesela bir vazo yapıyor. Vazonun değeri 2500 lira. Süper lüks bir marka bu. Altın işte yaldızlı ya da altın kakmalı, altın suyuna batırılmış vesaire. Çok lüks bir marka. İşte bir fincan takımı 3000 lira, 5000 lira. Belki de az söylüyorumdur hani benim para ölçülerime vurulduğunda. Yani çok paralar, çok çok lüks. Şimdi Türk Hava Yolları'nın bayramlarda, yılbaşılarında, yılbaşı da yaklaştı ya zaten şimdi, hani bir, bu konuyla da bir bakın meseleye, hediye gönderir önemli kişilere, işte anchormanlere, önemli köşe yazarlarına, bakanlara, şunlara bunlara hediye gelir. Türk Hava Yolları'nın VIP isimlere göndereceği hediyeleri Beyhan Bağış'ın şirketinden aldığı ortaya çıkmıştı. Bugün gazetelerde var, birçok gazetede var. Beyhan Bağış'ın şirketi Spor Bakanlığı'na da satmış bu hediyeleri. Mesela Akdeniz oyunları düzenleniyor, önemli konuklar gelmiş onlara. Şimdi bu nedir? Bu hediye midir? Bir bakan eşinden alınan çok çok pahalı, yekûnu olağanüstü miktarlar tutan hediyeler alımı nedir? Şimdi normalde herhangi bir girişimcinin, fark etmez ister bir siyasetçinin yakını, ister hani hiçbir siyasetçiyle ilgisi olmayan bir kişi, herhangi bir girişimcinin her çeşit ürünü üretmesi ve bunu dilediği fiyatta satması bir özgürlüktür, girişim özgürlüğüdür. Tamam. Buna kimse bir şey diyemez. Dolayısıyla da hani Egemen Bağış'ın karısının ticaretle uğraşıyor olmasına kimse bir şey diyemez. Tamam. Mesele şurada, böyle bir girişimcinin, tırnak içinde girişimcinin, kocasının ve kocasının bağlı bulunduğu partinin bağlantılarını kullanması, yani siyasi güç kullanımıyla haksız kazanç elde etmesi. Hani buna yolsuzluk diyebilir miyiz bilmiyorum ama bunun aleni hani gücün kötüye kullanımı, kamu gücünün kötüye kullanımı ve haksız kazanç elde edilmesi durumudur diyebiliriz. Burada sadece satanların ve ilişkide bulunanların sorumluluğu yok. Alanların da sorumluluğu var. Tabii. Yani aslında benzeri bir ürünü müşterilerine ya da bağlantılarına göndermek üzere almakta olan kamu yöneticilerinin örneğin 100 liralık bir başka markayı değil de 3000 liralık böylesi bir markayı alması kişisel sorumluluk da getirir. Ve fakat bütün bunlar normal bir demokraside ve normal bir demokratik sistem içerisinde tartışılabilecek konulardır. Bugün Türkiye'nin normal bir demokratik sistem içerisinde olduğunu artık kimse söyleyemez. Çünkü bugünkü sistem neredeyse Türkiye'nin 90 yıllık demokrasi teamüllerine aykırı, cumhuriyet teamüllerine aykırı bir kabile sistemine doğru gidiyor. Yani hani Orta Asya'da gördüğümüz, bildiğimiz ya da Orta Doğu'da gördüğümüz, bildiğimiz yönetim tarzlarına benzer bir tarza doğru gidiyoruz ve buralarda artık yasa, teamül ya da anayasa ya da demokratik kurallar, bütün bunlar artık bir tarafa. İşte ben böyle yaptım. İsteseniz de istemeseniz de size şunu şöyle öğreteceğim. İsteseniz de istemeseniz de ben bunu burada böyle kuracağım diyen bir şey, yönetim tarzı var ki bunun demokrasiyle tarif edilebilmesi imkansız. İşte bu nedenle ben Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği Başkanlığı'na seçildiğimde iki önemli proje ortaya koydum ve bunları yapacağım. Bunlardan bir tanesi bir sanal bir demokrasi okulu kurmak.
Bu demokrasi okulu vasıtasıyla zaten bizim derneğimizin temel misyonu demokratik değerleri ve demokrasiyi dünyanın her tarafında yaygınlaştırmak ve tanıtmakla temel misyonumuzdur. Sanal demokrasi okulu derken ne kastediyorsunuz? Şimdi hani herhangi bir fiziki yerde olan bir binadan bahsetmiyorum. Anladım. İnternet üzerinde kurulmuş, internet vasıtasıyla kurulmuş ve örgütlenmiş bir okuldan bahsediyorum. Hı-hı. Burada demokratik değerler ve demokrasi fikri dünyanın önemli siyasetçileri ve siyasi danışmanları tarafından burada çeşitli derslerde anlatılacak ve öğretilecek. Tabii örneğin Amerika Birleşik Devletleri gibi ya da İngiltere gibi ya da Fransa ve Almanya gibi demokratik gelenekleri ve teamülleri oturmuş toplumlarda demokrasi okulu çok anlamlı olmayabilir. Ama içinde Türkiye'nin de bulunduğu ve işte bu Doğu Avrupa ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri ve Uzak Asya ülkeleri için bu fikrin geliştirilmesi, bu fikrin yaygınlaştırılması ve o ülkede yaşayan insanlara bu fikrin anlatılması da bir misyon ve önemli bir görevdir diye düşündüğüm için hani bunu şeyde Roma'da yaptığım sunumda yapacağım iki önemli projeden birisi olarak bunu önerdim ve genel kurulda kabul edildi. İkincisi de bir dijital seçim kampanyaları arşivi kurmak. Online çalışan bir dijital seçim kampanyaları arşivi kurmak. Çünkü aslında demokrasi ve demokratik süreçlerin sonucu aslında tek bir günle ilintilidir. O da seçim günüdür. Doğru. O da seçim kampanyasıdır. Doğru. Dolayısıyla onunla ilgili bir arşiv kuruyoruz. Şimdi ikinci bölümde seçim kampanyaları meselesine gelelim. Özellikle siyasi danışmanların da sınav günüdür. Aynı zamanda doğru. AKP göründüğü kadarıyla seçime nasıl gidecek? Hangi kozu oynayarak ama aynı zamanda hangi açık noktalarla, yaralarla gidecek? Bu konuda da çünkü ilginç örnekler var bugünün medya başlıklarından, gazete başlıklarından. Peki CHP ne yapacak, ne yapıyor? CHP'nin bir örnek verdiğiniz içinden Türkiye'nin, ülkenin neresinde olursa olsun bir yolsuzluk örneğini bildirin diyormuş iktidar. Bunu CHP yapıyor bugün. Yeterli mi? Başka ne yapmalı? Laiklik konusunda yetiyor mu? Bunu konuşacağız. Alevilerin çok önemli bir çıkışı var. Boykot çağrısı var. Bunu konuşacağız. Hepsi ikinci bölümde. Görüşmek üzere. Efendim tekrar birlikteyiz medya mahallesinde. Kendi adıma çok şey öğrendiğim önemli bir konu ağırlıyorum bugün. Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği Başkanı Necati Özkan. İlk bölümünü kaçıranlar için çok üzgünüm. Hani çok şey kaçırdınız, kusura bakmayın ama Roma'da, St. Petersburg'da ve Malezya'da yapılan siyasi danışmanlar toplantısının izlenimleri yeterdi her şeyden önce. Biraz gene konuşacağız dünyanın Türkiye algısı, Türkiye'deki dünya algısı bir de o önemli. Yani Türkiye her yere herkese böyle düşman gibi baka baka tuhaf hani düşmanlarla sarılı bir ülke gibi böyle bir algı yerleştiriliyor. Bunlara bakacağız. Bugün medya mahallesinde öne çıkan manşetler, başlıklarla Türkiye fotoğrafını tamamlamaya çalışacağız. Bu bölüme Bugün Gazetesi'yle başlayayım. Bugün Gazetesi'nin manşetinde HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın bir ifadesi var. Diyor ki, güvenlik paketini sokakta engelleriz. Hani bu makul şüpheli olacak insanlar, gözaltı süresi uzayacak ya da polise bu konuda yetki verecek diye eleştirilen paketten söz ediyor. Şimdi bir yandan çözümden söz ediliyor. Bir yandan Güneydoğu'da aralıksız olaylar cereyan ediyor. Hakkari'de mesela geçenlerde bir genç öldü. Onun özellikle hedef alınarak öldürüldüğünü iddiaları sürdüler. İşte Selahattin Demirtaş sokakta engelleriz diyor. Yani bu kendi başına bir gözdağı gibi duruyor. Bir yandan da böyle bir atmosferde seçime gidilecek. Nasıl görüyorsunuz? Yani iktidar Kürtleri yanına çekemiyor mu, çekemeyecek mi? Çözüm süreci denen şey nedir?
Şimdi ben Radikal Gazetesi'nde haftalık yazılar yazıyorum her çarşamba. Geçen hafta da tam bununla ilgili bir yazı yazmıştım. Biliyorsunuz bir önceki hafta İmralı'ya giden heyet bir açıklama yapmıştı. Çözüm 5-6 ay içerisinde ya çözüm ya kaos diye hani bir toplam cümle diyebileceğimiz bir cümle sarf edildi. Onun üzerine yazma gereği duydum. Tabii ben bir politikacı değilim. Ben siyasi iletişimle uğraşıyorum. Yani siyasetin kendisiyle değil de onun iletişim tarafıyla uğraşıyorum ama ister istemez oradaki sınır o kadar ince bir sınır ki bazen yazdıklarınız ya da söyledikleriniz bir siyaset gibi algılanıyor. Benim yazdığım yazı ve aslında bakış açım şu. Türkiye 30 küsur yıldır hakikaten çok şey kaybetti bu süreç içerisinde ve bunu bir türlü çözemedi ve sonuçta gelinen nokta çözüm süreci diye tanımlanıyor ama son 30 yılımıza 40 yılımıza hakim olan iki korku var. Bunlardan bir tanesi ülkem bölünecek mi korkusu. İkincisi de ülkemdeki rejim değişecek mi korkusu. Ülkem bölünecek mi korkusu PKK'nın yarattığı bir korku idi. Ülkemdeki rejim değişecek mi korkusu da İslamcı siyasetin yarattığı veya İslamcı siyasi partilerin yarattığı bir korkuydu. Ve bugün AKP'nin. Ve bugün AKP'nin. Bu iki korku da hala derinlemesine devam eden iki korku olarak yaşıyor toplumun içerisinde. Çözüm korkmakta süreciyle, haksız mıyız? İşte korkmakla ilgili haklı rasyonellerimiz var. Yani korkmamızı gerektirecek her iki soruyla ilgili de korkuyla ilgili de korkmamızı gerektirecek gerçek durumlar ve fotoğraflar var. O açıdan da seçimlerde bu iki korku hep kullanıldı ve hep bu iki korku egemen oldu seçmenin davranışında. Şimdi çözüm sürecinin geldiği yeni nokta bizde yani iki hafta önce açıklanan şey bizde yeni bir hani değişikliğin olmadığı, durumun değişmediğini bana gösteriyor. Çünkü aslında o cümleyle biz şunu anlıyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi ve hükümet tarafı aslında seçime kadar zaman kazanmaya çalışıyor. İmralı ve işte Kürt siyaseti de seçmeni elinde tutmaya çalışıyor. Özeti bu. Dolayısıyla yeni bir durum yok. Dolayısıyla aslında her şey çok riskli ve çok bıçak sırtında. Bizimle doğrudan ilgili olmayan, bizim hani ülkemizin içinden bir mesele olmayan Kobani meselesi bile bize gösterdi ki bu sorun her türlü probleme neden olabilecek riskleri içinde taşıyor. Eğer siz yani burada enfekte ediyor aynen öyle. Aynen öyle. Eğer siz burada işi doğru yönetemezseniz bugün ve bugüne kadar yaşadığımızdan daha tehlikeli durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Ne demeye çalışıyorum? Şunu demeye çalışıyorum. Burada ıskalanan bir taraf var. Yani çözüm süreci denen süreçte. Iskalanan taraf işin iletişim tarafı. Hiçbirimiz devam etmekte olan pazarlıkların ya da müzakerelerin ne olduğu konusunda hiç fikre sahip değiliz. Ve sadece biz sokaktaki sıradan insanlar fikre sahip olmadığımız gibi ülkenin önemli siyasi partileri ve onların liderleri de herhangi bir fikre sahip değiller. Hatta yani, AKP'nin içindeki hükümetin içindeki birkaç kişi hariç. Evet. Yani bırakın hükümeti ya da bırakın bütün Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerini. Hükümetin içindeki birkaç bakan dışında ne olup ne bittiğini ya da nereye gitmekte olduğumuzu bilen hiç kimse yok. Oysa ki 30 küsur yılda hayatlarını kaybetmiş aileler var, çocuklarını kaybetmiş aileler var. Kapalı kapılar arkasında aylarca yıllarca ağlamış, gözyaşı dökmüş, acı yaşamış insanlar var. Her iki taraftan da. Bunların kalpleri kazanılmadan, bunlar ikna edilmeden kalıcı bir barış asla ve asla mümkün olamaz. Barış yaptık yani, zannedersiniz ama onu, bir anda Kobani gibi bir olay çıkıverir, sokaklar ateş alanına döner. Asker kaybeden anne de, şehit gayet annesi de, bir bugün horlanan, itilip kakılan gazi de, onun da kalbi kazanılmalı. Gayet tabii ama ki. Ama orada acı çekmekte olan belki insanlar da. Bu da ancak iletişimle olur. Yani bu kapalı kapılar ardında pazarlık yaparak olmaz. Bu topluma yapılmakta olan şeyi komünike ederek olur. Ya iletişim derken gelip hep aynı duvara tosluyoruz Necati Özkan. Erdoğan'a. Şimdi Erdoğan'ın iletişim yöntemi de ortada. Diliyle dövüyor. Evet. Resmen. En son Osmanlıca meselesinde de mesela ister beğenin ister beğenmeyin. Öğreneceksiniz. Öğreteceğiz. Şimdi bu iletişimle bu dille, bu söylemle zaten nasıl hangi kalp kazanılır Allah aşkınıza? Kimin kalbini kazandı ki Erdoğan? Evet, şimdi hepimizin aslında atladığı bir şey var. Cumhurbaşkanı Erdoğan işte 10 Ağustos'ta
seçmenin sandığa giden seçmenin %51.7'sini alarak Cumhurbaşkanı oldu ve bu yasal bir durumdur. Yani kimse buna bir şey diyemez ama atladığımız ve ıskaladığımız bir diğer konuda aslında alınan oyların toplamda %37 küsurat olduğu. Yani %37. Kayıtlı seçmenin bakın yani Türkiye'de Türkiye'nin. Evet Türkiye'de seçme evet oy vermeye oy verme hakkına sahip olan Türkiye seçmenin %37.6'sı veya 7'si gibi bir oran. Bilemediniz %38'lik bir oranla Cumhurbaşkanı seçildi Recep Tayyip Erdoğan. Herhangi bir demokratik ülkede, örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan olabilmek için 50 nokta küsurat almanız gerekir. Ama hani bizde de hani böyle 50 nokta küsurat alıyorsunuz ve diyorsunuz ki tamam katılan seçmenlerin oyunu aldım. Fakat bunu aldığınız andan itibaren bütün ülkeye her şeyi yapabilecek, her türlü davranışı sergileyebilecek ve her türlü sesi bastırabilecek bir güç vehmedemezsiniz kendinizde. İşte hani özendiğimiz başkanlık rejimlerinin olduğu ülkelerde bile cumhurbaşkanları ya da devlet başkanları kendilerini bu kadar güçlü görmezler, bu kadar güçlü hissetmezler ve diğer sesleri, ülkeden çıkan diğer sesleri bastırmak için böylesine pervasız davranamazlar. Dolayısıyla Türkiye'de temel mesele bugün ülkeyi yönetenlerin, vatandaşların seslerine kulak verme işi. Bu nedenle aslında bazı şeyler olup bitiyor. Biraz önce gösterdiğiniz başlık, yani bugün gazetesinin başlığı, yani Kürt siyasi temsilcilerinin güvenlik söylediği, evet, güvenlik paketini sokakta engelleriz de demokratik siyasetin, demokratik kanalların kapanmasının sonucu sarf edilmiş sözlerdir. Asla bu sözler onaylanamaz ama anlamak adına söylüyorum. Siz parlamentodaki bütün yolları tıkarsanız, siz ülkede yaşayan her türlü vatandaşın sesini kısmak için elinizden geleni yaparsanız ve inadına yapacağım, inadına kışla kuracağım şeye Taksim'e, inadına Osmanlıca'yı getireceğim derseniz hani bu sesler bu şekle dönebilir ve hani sokak birileri tarafından hareketlendirilebilir. Yani oysa ki, o zaman da adını hakikaten kaos diye koymakta yanılmış olmayız herhalde. Yani tam anlamıyla tabii kaostan söz edemeyiz. Kaosu siz üretiyorsunuz demektir. Siz kaosa neden oluyorsunuz demektir. Oysa ki vatandaşın sesini dinleseniz ve aslında bütün iletişim kanallarını ve demokratik yolları sonuna kadar açsanız zaten bunlara ihtiyaç kalmaz. Ama o gibi durumda da bu sefer mevcut iktidarı kaybetme riskiniz vardır. O yüzden belki de hani zorunlu olarak bu yolları deniyorsunuzdur. Şimdi Kürtler sizin de vurgu yaptığınız gibi yani hakikaten eğer hukuk yerini ben olacak dedim olacak anlayışına bırakıyorsa az önceki örnekte şöyle düşündüm hukuki ama adil değil. Evet. Yani birçok ama bu sadece yasal ama normal değil. İşte uygulanıyor ama meşru değil. Evet. Bir mesela başkanlık seçimi yok ama başkan gibi davranıyor. Bunu çoğaltabilirsiniz. Yani demokrasi eşittir sandık. Hani temel şey bu hani inanış bakışı bu. Bakışları evet, bu. Oysa evet. Bu Türkiye'nin hakikaten dikişlerini zorluyor. Evet, dikişler evet. Atta atacak gibi. Şimdi Kürtler bir dakika diyor. O güvenlik paketini bir sokakta engelleriz. Aleviler bir şey söylüyor fakat ona gelmeden önce harp kazanmaktan söz etti ya Necati Özkan. Erdoğan ve ekibi, iktidar özetle, bırakın kalp kazanmayı, hakikaten düşmanlaştırarak, kutuplaştırarak yoluna devam ediyor. Bunun en somut örneği gerçekten Aleviler, özellikle de Gezi'de kaybettikleri evlatları. Az önce Güneydoğu'da kaybedilen evlatlardan konuştuk. Türkiye bugün de Güneydoğu'daki evlatları unutabilmiş değil. Unutmuyor, unutmayacak da. Hakan Aksay T24 yazarlarından bunu demişti ya, mezar taşlarını okuyamıyor bugünün gençleri demişti. Osmanlıca bilmediği için Erdoğan. Oradan hareketle çok güzel, çok dokunaklı bir yazı yazmış. Onu paylaşalım, devam edelim. Osmanlıca öğrenilecek diye buyurmuşsun. İsteseniz de istemeseniz de öğrenilecek diye meydan okumuşsun. Öyle olsun. Peki biz Osmanlıca öğrenelim. Öğrenelim ki tarihimizi daha iyi anlayabilelim. Yüzyıllardan süzülüp gelen zulmün, keyfiyetin, insan hayatının hiçe sayılmasının köklerini görebilelim.
Sen öyle emretmişsin. Çare yok. Öğreneceğiz Osmanlıcayı. Öğrenelim ki senin deyişinle dedelerimizin mezar taşlarını anlayabilelim. Mezar taşlarının tarih olduğunu söylemişsin. Doğrudur. Sadece ölümleri göstermez mezar taşları. Yaşanmayan hayatlara da işaret eder. Yarıda kesilmiş ömürlere, kanlı cinayetlere, hain katliamlara, vicdansız yalanlara da ışık tutar. Mezar taşlarını yalnızca anlamak değil, hissetmek de gerekir. Osmanlıca öğrenilecek buyurmuşsun. Öğrenip köhne mezarların dilini çözeceğiz. Tam da senin istediğin gibi. Benim de sana bir diyeceğim var ama sen de taze mezar taşlarını oku ve anla onları. Hisset ki yakın tarihimizle tanış. Bak Berkin Elvan'ın mezarı. Bak bu da Abdullah Cömert'inki. Buna da bak. Bu da Ethem Sarısülüğün mezar taşı. Nasıl? Anlayabildin mi? Türkçe. Harfler, kelimeler, hepsi senin her gün kullandığın cinsten. Hissedebildin mi? Yakın tarihimizi görebildin mi o mezar taşlarında? Ya. Şimdi bu hafta sonu ben Kiev'deydim. Kiev'de bir okul, daha doğrusu çeşitli iletişim fakültelerinden bir araya gelen bir yapı. İşte çeşitli önemli siyasi iletişimcileri ya da kendi ülkelerinden siyasetçileri bir araya getirmişti ve sabah 8'de başlayıp gece 12'de biten 4 günlük bir maratonla hani siyasi iletişim vesaire konuşuluyordu. Ben de orada 3 ders verdim ve her biri hakikaten hani benim için çok öğreticiydi. Bir de hani insanlar benim bir daha ders vermem için zorladılar vesaire ama ben kalan zamanlarda da geçen sene bu olayların olduğu meydana gittim. Euro meydan dedikleri meydan. Orada geçen yıl kaybedilen 110 insan için konulmuş 110 tane mum var. Ve bütün insanlar oraya gelip saygıyla hala saygıyla o insanları anmaya devam ediyorlar. Ve bu insanları her ay sonunda gidip mezarlarında ziyaret ediyorlar. Toplumlar bu gibi şeyler asla unutmazlar. Yani emir ve kumandayla ya da hetötle toplumlar hizaya sokulamazlar. Geçici olarak soktuğunuzu zannedersiniz ama hatıralar yaşamaya devam ederler. Ve o hatıralar sizi eninde sonunda gelir bulur ve hak ettiğiniz şekilde toplumdan refleks görmenizi sağlar. Dolayısıyla ben şunu söylemeye çalışıyorum. Hakan Aksay'ın yazısı aslında bir anlamıyla hani bu şeye verilmiş cevap gibi gözüküyor ama tekrar altını çizmem gereken şey şu. Osmanlıca öğreneceksiniz şeyi bir gerçek ihtiyaçtan kaynaklanan bir durum değil. Aslında bir kampanyanın startı demektir. Ve hepimizin şunu kabul etmesi lazım. Osmanlıcayı bazı insanlar, araştırmacılar öğrenebilir. Bu bir ihtiyaçtır. Ama ilkokulda, ortaokulda Osmanlıca bugünün Türkiye'si için bir ihtiyaç değildir. Aslında hani Türkiye'nin ileri gitmesi için de bunun bir anlamı yoktur. Fakat böyle yaparak aslında siz zorla ben istediğimi yapacağım diyerek durumu idare edebilirsiniz zaten. Şimdi zorla zaten bir şeyler dayatıp sonra da hani açılım diye de bunu telafi etmeye çalışmak çok yaşadık. Ve bir yan insan liberal demokratlar işte demokrat aydınlar kendilerini böyle tanımlayanlar bunları uzun süre de gerçek zannetti. Evet. Ama artık galiba bir illüzyon dağıldı. Evet. Öyle görünüyor. Evet. Şimdi bir önemli haberi paylaşayım. Tekrar yorumlarına ve özellikle seçim kampanyasıyla bağlantılı olduğunu söyledi ya Osmanlıca'nın Necati Özkan. O meseleye geleceğim. Ama bu haber çok önemli. Şöyle, şimdi dün aktardım. Kartal Cemevi Vakfı bir sivil itaatsizlik eylemi başlattı. Maliyeye elektrik ve su faturasını ödememe kararı aldı. Diğer cemevilerine de bu konuda çağrı yaptı. Dedi ki nasıl camiler ödemiyor? Elektrik ve su parasını biz de ödemeyeceğiz dedi. Şimdi bir başka sivil itaatsizlik eylemi için çağrı yapıldı. Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı'nın açıklaması bu. Diyor ki bu Din Şurası'na döndü, Milli Eğitim Şurası.
bu şura AKP'nin son dönemde gündeme getirdiği Alevi açılımlarının ne kadar sahte ve yalan olduğunun belgelenmesidir. Hani bırakın din dersinin zorunlu olmaktan çıkartılması, bunu anaokuluna kadar uzatmak, ilkokul birden itibaren de zorunlu ders haline getirmek kabul edebileceğimiz bir şey değil diyorlar. Ve 8 Şubat günü bu kararı protesto etmek için İstanbul'da büyük bir miting düzenleyecekler. Aleviler 8 Şubat'ta miting düzenleyecekler. 9 Şubat'tan itibaren de bir hafta süreyle çocuklarını okula göndermeyerek bir sivil itaatsizlik eylemi başlatacaklar. Ben sivil itaatsizlik eylemini çok önemseyen bir insanım. Çünkü Gandhi'den tutun Amerika'da Birleşik Devletleri'ndeki siyahların eylemlerine, Rosa Parks adlı kadının örneğin otobüste başlattığı eyleme kadar pasif, şiddetten uzak ve çok etkili eylemlerdir. Eğer karşımızda da hukuk bitmişse, karşımızdaki söz dinlemiyorsa, yasa yerle yeksansa, hatta anayasa dinlenmiyorsa yapacak şey çok azalmıştır. Onlardan biri sivil itaatsizlik diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Demokratik yollar kapandıkça insanlar sokağa bir şekilde iniyorlar ve burada iki temel yol var. Ya işte şiddete başvuracak ya da şiddete başvurmadan pasif yolla sesini duyurmaya çalışacak. Çünkü siz bütün haklarınızı kullanarak, bütün siyasi kanalları, bütün demokratik kanalları kullanarak kendinizi ifade etmeye çalışıyorsunuz ve buralar kapanıyor. Dolayısıyla böyle bir yola geliniyor. Dolayısıyla bu yol da aslında Türkiye demokrasisi adına da önemli bir yol, önemli bir tecrübe. Çocuğunu okula göndermemek özellikle tam anlamıyla sivil itaatsizlik, evet, evet, ben bunu istemiyorum demenin en kolay ve en demokratik yolu. Evet. Dolayısıyla hani bu en barışçıl yolu. Kimseye zarar vermeyen. Çünkü ben çocuğumu senin istediğin şartlarda, koşullarda eğitmek ve yetiştirmek istemiyorum. Ben başka bir şey istiyorum diyor ve buna herkesin hakkı var. Şimdi bu içinde bulunduğumuz toplumsal psikoloji artık hakikaten bir anlamıyla yani normal diye tarif edemeyeceğimiz gibi çok hastalıklı psikoloji haline geldi ve öyle bir kamplaşmaya geldik ki normalde bir demokraside herkes için söylenebilecek şeyleri söylediğiniz zaman bir karşı kampın sözcüsü gibi algılanıyorsunuz ve sizin üzerinize bir şekilde çullanıyorlar. İşte en son siz ilk başlarken gösterdiğiniz videoda olduğu gibi işte eski bir Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili görelim çeşitli eleştirileri dile getirdiği için hani başına gelmeyen kalmadı. Kısacık buna tekrar dönmeyelim o zaman siz değinmişken. AKP milletvekili Fevzi Başaran tweet attı Erdoğan hakkında. Önce şu linç meselesine bir gelir misiniz arkadaşlar? Orada çünkü hani onu bize verin diye bir linç girişimi oldu. Onun müsaadenizle kısacık tabii, bir verelim lütfen, görelim de. Evet. Bir görebilir miyiz arkadaşlar orayı lütfen? Yaşandı. Linç girişimi resmen. Hani onu bize verin çığlıklar arasında. Neyse arabayla gitti adliyeye. Bu sefer adliyede saldırıya uğradı Fevzi İşbaşaran. Programın başında sormuştum. Sizce hangisi tutuklandı bu isimlerin diye? Saldıran mı saldırılan mı? O görüntüyü görelim arkadaşlar. Saldırı görüntüsünü adliyedeki. Adliyede saldıran kişi gözaltına alındı, serbest bırakıldı. Tweet atan Fevzi İşbaşaran tutuklanıp cezaevine gönderildi. Şimdi geçerken bunu da değerlendirin lütfen. Yani
Tweet atmak hakaretse eğer, hakikaten ağır eleştiriler, suçlamalar da vardı. Bu dava konusudur, yargılanır. Ben tutuklamaya tanık olmadım. Yani evet. Cumhurbaşkanına hakaret gerekçesiyle tutuklama yapıldığına, evet. Anında hemen cezaevine gönderildiğine rastlanmak hani yeni yeni bir başımıza gelecek. İşte bu gerçek anlamıyla bir putlaştırma, kutsallaştırma süreci. Aslında bir yani demokratik bir kültürden çıkıp aslında bir savaş kültürüne girme, toplumun kendi içinde farklı sesleri olgunlukla karşılama yerine onları düşman olarak görme psikolojisi ve öyle anlaşılıyor ki savaşa, yani bu tür bir savaş şeyine, algısına ihtiyaç var. Zaten hem yerel seçimde hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde kurulmuş olan stratejiyi okuduğunuz zaman bunun net bir strateji olduğunu görüyorsunuz. Örneğin hatırlayın, yerel seçimlerde bize Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gösterdiği filmi, bir gizli el, kim olduğu belli olmayan bir gizli el Türk bayrağını gönderden aşağı indiriyor. Ve topluma hep deniyor ki hadi hep beraber bu bayrağı yukarı çıkaralım. Niye? Çünkü Türkiye'ye birileri savaş açtı. Türkiye'nin bu gidişatını durdurmak istiyorlar. Dolayısıyla hani bir savaş. Ya da aynı zamanda kullanılan şarkıyı düşünün, hani Dombra. Dombra da bir savaş şarkısı. Yani dolayısıyla böyle bir gerçekte olmayan bir savaş hali var ama savaş varmış gibi hareket ediliyor ve dolayısıyla bu savaşın bir kahramana ihtiyacı var. O kahraman da hani uzun boylu adam falan filan. Dolayısıyla ya da ne diyelim, hani sağlam irade. Bütün bunlar aynı stratejinin küçük parçaları. Burada gördüğümüz de aslında bu stratejiden efekte olmuş insanların davranışları. Bu strateji pek çok insanı zihnen problemli hale getiriyor. Ve oradakiler muhtemelen önemli bölümü görevlendirilmiş insanlardır ama görevlendirilse bile bir insanın böyle davranması, yani yargının zaten bir şekilde müdahil olduğu bir tırnak içinde şüpheliyi gözaltına alma sürecinde sıradan sivil insanların böyle davranması başka türlü izah edilemez. Saldırması, darp evet, etmesi. Çünkü yani şöyle görüyoruz, artık Türkiye'de bir savaş var. Diyelim ki Anayasa Mahkemesi barajı indirmeye kalkışıyor. Bu bir işte darbe gibi hemen kodlandırılıyor. Evet, anayasa darbesi, evet, dediler. Anayasa darbesi. Ya Anayasa Mahkemesi'nin kurulma nedeni bu zaten. Ya da diyelim ki işte Üsküdar'da yeşil alanla ilgili insanlar mücadele vermek istiyorlar ve yeşili korumak istiyorlar. Hani cami yapım projesini biliyorsunuz Validebağ'daki. Aman hani burada da böyle bir durum var. Böyle bir şey çıksa da aslında, hani böyle Validebağ'dan falan işte Gezi Parkı gibi bir mesele çıksa da durumu bir daha idare etsek diye bir şey var, hani beklenti var, buna benzer şeyler var. O açıdan hani bütün bunları böyle görmek ve bütün bunların aslında seçim kampanyasının başladığını ve bunların birer önemli olaylar olduğunu algılamak lazım. Şimdi burada söylediğinize gene gündemden, bana göre günün haberi ne paylaşmak istiyorum kısacık. Devam edeceğiz gene. Şimdi dediniz ya savaş stratejisi, düşmanlar var, kötülükler, iç düşman, dış düşman, evet, görünen, görünmeyen. Lobiler vesaire. Evet. Şimdi bakın bu kroki günün haberi. Ne biliyor musunuz? Hatırlar mısınız 2009 yılının Aralık ayında Bülent Arınç'a bir suikast girişimi olmuştu Ankara'da güya. O sırada Fevzi İşbaşaran'la da şöyle bir ilgisi var. Fevzi İşbaşaran'ın AKP'den ilk kopuşu bunun uydurma olduğunu söylemesiydi bir televizyon programında. Fevzi İşbaşaran, az önce saldırıya uğradığını gördüğümüz eski AKP'li milletvekili çünkü o. Ve bugünün AKP'lileri saldırıyorlar ona. Bu kopuş tam da işte Bülent Arınç'a suikast girişimi iddiası konusunda bunun yalan olduğunu söylemesiydi. Çünkü hatırlıyorsunuzdur mutlaka. Evet. Herkes hatırlıyordur. Tabii. Kozmik odalar falan. Kozmik odaya genel kurmayın, evet. Kozmik odasına girildi. Bu sayede evet, doğru. Şimdi bu gördüğünüz kroki Milliyet Gazetesi'nde yayınlanmıştı 2010 yılında. Denmişti ki işte planın belgesi. Suikast düzenlemek isteyenlerin hazırladığı planın belgesi. Tekrar gelelim. Evet. O kroki'yi tekrar görelim arkadaşlar. Şimdi o kroki Bülent Arınç'ın evinin planıydı güya. Bakar mısınız, çocuk işi gibi. İşte bir takım orada yazılar var, çizimler var vesaire. Ve iki subay da çıkmıştı güya. Orada arabasıyla
dolaşan gene güya. İki subayın üzerinde ve hatta o subaylardan biri bu krokiyi yutmaya kalkmıştı gene güya. Şimdi 5 yıl araştırmışlar. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde var bu haber. 5 yıl sonra gelen sonuç şu. Bir grafolojik inceleme yapılıyor. İki subayın el yazısıyla o krokideki el yazıları karşılaştırılıyor ve o iki subaya ait olmadığı anlaşılıyor. O krokiyi bir daha göreceğiz. Bunun üzerine artık hani eldeki de tek somut delil denilen bu şey berhava oluyor. Bu yazı, oradaki yazı subaylara ait değil. Bunu 5 yıl araştırmışlar Necati Özkan. Bravo. Bravo. İşte en son gene hani bir suikast girişimi daha fos çıktı. Habire darbe girişimi deniyor. Fos çıkıyor. Yani vesaire vesaire. Şimdi bakalım daha yeni bir şeyler gelecek mi seçime doğru? Hitler'in Enformasyon Bakanı Goebbels, biliyorsunuz hani tabii, böyle bir isim vardı ve Goebbels aslında modern dünya Hitler'le zamanlarının intihar eden, evet, intihar eden şahıs. İsim şahıstır. Modern dünyanın propaganda ilkelerini ortaya koyan isimdir. Onun propagandanın ilkeleri diye tarif ettiği ilkeler arasında bir madde vardır ki ve çok önemlidir. Kitleleri inandırmak için kağıt derleme prensibi der buna. Yani aslında belge üretme prensibi. Hmm. Yani gerçeklerle gerçek olmayanlar arasında bağlantı kurmak ve kitleleri motive edebilmek, inandırabilmek için sahte belgeler üretirsiniz. Ve o sahte belgeleri gerçeklerle ya da gerçeğe yakın şeylerle yan yana getirirsiniz ki insanlar kolaylıkla size inansınlar. Burada olan da buydu zaten. Sadece burada değil. Aslına bakarsanız Türkiye'nin son birkaç yılında yaşanan bu pek çok yargılamanın arkasında olan da buydu. İşte hani Silivri yargılamalarının tamamının arkasında gerçeğe çok da uymayan CD'ler, diskler, belgeler vardı biliyorsunuz. Bütün bunlar o zamandan başladı, o günlerde başladı. Yani bir akıl bunlara tırnak içinde eski Türkiye'nin güçlerini bertaraf edebilmenin bir yolu olarak aslında kağıt derleme prensibini anlattı muhtemelen. Ve bu tür hani belgeler üretilmeye başlandı. Hiçbir zaman şaşırmıyorum ben. İlk günlerde de bunlar hep yazdım çizdim. Dedim ki hani bunlar Göbelsin bu stratejisinden hareket tabii, ediyorlar. Tabii. Ve bu ortaya çıkan belgelerin bir zaman ortaya koyacak gerçekle ilgileri yok. Ama bunlar algı yönetmek ve siz algıyı yaratmak ya, üzere yaratılıyor bunlar tamamı. Erdal İnönü'nün lafını gerçeklerin evet, er ya da geç bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu kötü, huyu vardır, kötü evet, huyu vardır. Ve bunlar ortaya çıkıyor. Çıkıyor da çıktıkça yani ne çok şey çıktı ortaya. Algı değişiyor mu? Yani toplumdaki ya evet bunlar böyle hani bir ülkede bu kadar çok darbe girişimi mi olur kardeşim? Baksana Allah aşkına o da yalan çıktı, bu da yalan çıktı, bu da bilmem ne. Yani bak bu da meğer sahteymiş. Bunlar fark ediliyor mu bir? Fark ediliyorsa algı değişiyor mu iki? Algının değişmediğini söyleyemeyiz. Algı değişiyor. Çok ciddi şekilde değişiyor. Daha bundan 3-4 yıl öncesine kadar Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'de demokrasiyi ilerletmeye çalışan, işte Türkiye'nin ekonomik yapısını liberalize eden, Türkiye'de serbest adaleti, serbest yarışı işte destekleyen bir yapı olarak görülüyordu. Bugün artık Türkiye'de kimse bunu söyleyemez. Yani bunu düşünebilen insan sayısı muhtemelen bir elin parmakları kadardır. Yani bunun eskisi kadar böyle olduğunu düşünebilen insan sayısı. Artık ne ekonomi, liberal bir ekonomi, ne adil bir yarış var ekonomi içerisinde. Siz eğer Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın bir tarafta değilseniz üzerinize vergi müfettişleri dahil olmak üzere her şeyle geliniyor. Ve örneğin ihalelere giriyorsanız sadece onlara yakınsanız ihale alabiliyorsunuz. Bunu artık görmeyen, algılamayan hiç kimse yok. Hatta o kadar ki ancak ve ancak onlara yakınsanız memur olarak bir yere atanabiliyorsunuz, yoksa atanmıyorsunuz. İş buraya kadar gelmiş durumda. Ya hem de ne örneklerle küçük bir parantez açmak zorundayım gene, sözünüzü kesmeyi çok istemiyorum. Bugün çok güzel şeyler anlatıyorsunuz ama şimdi bu hısım akraba meselesini
Dün ortaya çıkan. Tarafından dillendirilen. Haluk Koç CHP sözcüsü Haluk Koç anlattı. Şimdi çok ilginç. Ben bu konuda araştırma yapan merkezden aldığım rakamı veriyorum size. Sadece dün bir gün içinde 37 haber olmuş Haluk Koç. Yani Haluk Koç'un reytingi birdenbire fırlamış. Ve üstelik de sadece ve sadece ana akım medyada ya da muhalif medyada değil, birçok yerde yer almış. Haluk Koç'un şimdi söylediğini görmemezlik edememişler. Nitekim şeyde ana haber bültenlerinde falan da gördüler. Dolayısıyla bir yere bir parmak basarsanız, bir şeyi söylerseniz yavaş yavaş duyulmaya da başlıyor gibi. Şimdi, 37 haber çok önemli. Çok önemli. Mesela bunu şöyle tanımlayabiliriz. Dün mesela ya birileri düşmanlaştırılmıştı. Bunlar hani Gezi'deki tırnak içinde kim olduğunu bilmediğimiz insanlardı. Birilerinin üzerine vergi müfettişleri gönderilmişti. Bunlar tüsiyatçıydı. Bunlar, hani ben sokaktaki vatandaş olarak bunlarla benim pek ilgim yok. Ama şunu görmeye başladım ki artık yavaş yavaş başlıyorum ki artık çocuğumun iyi bir üniversiteye girmesi, oradan mezun olması falan yetmiyor. Artık adil bir sistem yok. Artık adalet diye bir şey yok. Benim çocuğumun, ki mesela bir köylüysem ya da dar gelirli bir ailenin şeyiysem, başıysam, benim çocuğumun okuyup bana bakmasını beklerim. Ama artık anlıyorum ki o çocuğu yetiştirmek, okutmak, yani koruyup kollayarak üniversite mezunu etmek bile yetmiyor. Onun kendi yeteneklerine sahip olması, çok hani iyi bir öğrenci olması, derecelerle mezun olması, birkaç dil bilmesi falan da artık o çocuğun geleceğini kurtarmaya yetmiyor. Artık adaletsiz bir sistem var ve bu adaletsiz sistem nedeniyle çocuğum ancak ve ancak Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir kişiyle yakınlaşabilirse bir işe sahip olabilecek. Peki o bu, zaman bu felaket bir şey. Felaket toplumun ama çürümesi demek soru, bu. Evet çürüyor da. Evet. Şimdi burada peki o kişi sizce sistem değişmeli mi diyor yoksa ya bir dakika AKP'ye gideyim iyi olayım? İki tür de var. İki tür de var. Bir kısmı çaresizlik içerisinde diyor ki bu sistem artık oturdu ve bu değişmez. Böyle bir çaresiz durumdayım ki yapabileceğim yegane şey iktidar partisine yakın birilerine gidip arkadaş olmak, onlardan yararlanmak, eteğinden partiye tutmak. Olmak bir kısmı vesaire, böyle. Evet. Bir kısmı da diyor ki ve bu tabii dünyaya açık kesimlerdir bunlar. Bir kısmı da diyor ki hayır ben buna razı değilim. Hayır ben bu ülkenin böyle olmasını istemiyorum. Hayır ben daha iyi bir gelecek, daha adil bir sistem, daha demokratik bir ülke arzu ediyorum. Onun için hani şeyimi, gücümü, oyumu o yönde kullanacağım diyor. Bunlar arttıkça Türkiye'nin demokrasisi için umudumuz da artabilir. Şimdi gelelim Türkiye'de ana muhalefet yolsuzluk konusunda çok ciddi hakikaten bir algıyı dönüştürmeyi başardı. Ortaya çıkarttı. Müthiş bir birim oluşturdular. İşte Haluk Koç'un bu hısım akraba devletine dair listesi vesairesi çok ses getirdi. Önemli. Ama ben örneğin muhalefette sadece ana muhalefetten de söz etmiyorum. Hepsinden söz ediyorum. Parlamentodaki partilerden söz ediyorum. Dinci eğitim, siyasal İslam'ın dayatması, 444, işte 9 yaşında başörtüsü gibi konularda doğrusu sesin yeterince yükselmediği, mücadelenin çok iyi verilmediği kanaatindeyim. Bu da anlaşılabilir bir şekilde popülist politikadan kaynaklanıyor. Bu aşılabilir mi? Şimdi bu ortaokullarda başörtüsünün serbest bırakıldığı gün veya bir iki gün sonra benim Ankara'da bir toplantım vardı ve o toplantıya gittim ama giderken de aklımda bu var. Niye şimdi? Niye hani ne oldu ki? Zaten hani türbanla ilgili, başörtüsüyle ilgili kamusal alandaki problemler, tırnak içinde problemler çözüldü. Daha ne istiyor bu Adalet ve Kalkınma Partisi falan diye düşünürken toplantım bitti. Havalanına geri dönüyorum. İşte bir taksideyim. Ankara'nın böyle havalanı yolu üzerindeki semtlerinden Hasköy'de bir yerde kırmızı ışıkta taksi durdu. Ve saatte 4.30-5 civarı. O sırada bir okul zil çaldı. Okul dağıldı. Ve öğrenciler çıktı. Gözlerime inanamadım. Kız öğrencilerin
neredeyse %99.9'u kapalıydı. Hiçbir idare bunu emirle sağlayamaz. Şunu demeye çalışıyorum. Aslında toplumun sosyolojisi değişti bu 12 yıl içerisinde. İnsanlar demin anlattığım hikaye nedeniyle, yani çocuklarının geleceğinin ancak ve ancak işte o tür bir bağlantıya sahip olmak ya da o tür bir dünyanın içinde olmak ile ilişkili olabileceğini düşündüklerinden çocuklarını kapatmaya falan başladılar. Adalet ve Kalkınma Partisi kendi özlediği bir düzeni kurmaya çalışırken muhalefet partileri buralarda yeterince etkin olamıyorlar. Bunun birkaç nedeni var. Bunlardan bir tanesi medya sistemi, Türkiye'de kurulu medya düzeni. Yapsalar bile var olan medya düzeni, ki artık bir medya düzeninden bahsedemeyiz. Artık neredeyse bir iktidar medyasından bahsedebiliriz. İktidar medyasının varlığından bahsedebiliriz. Geri kalanlarının yaşamaya çalışmakta olduklarını söyleyebiliriz. Birinci nedeni budur, belki bir neden budur. Ama bir diğer neden de bu işte toplumsal dönüşümün siyasileri de enfekte etmesidir diyebiliriz. Öyle inanılıyor ki daha fazla işte ne diyelim muhafazakar görünürsek ya da daha fazla muhafazakar isimleri vitrine koyarsak, örneğin Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi, halktan oy alabiliriz. Hayır, böyle bir şey olamaz. Asla ve asla olamaz. Siyasi partiler varoluş nedenlerini çok iyi bilmek durumundadır ve hangi toplumsal tabakalara dayandıklarını çok iyi anlamak durumundadırlar. Ancak ve ancak kendi varoluş gerekçeleri doğrultusunda politika geliştirebilir ve o politikaları yüksek sesle ve sürekli tekrar edebilirlerse yeniden toplum için umut olabilirler ve toplumun doğru bir aya oturmasına katkıda bulunabilirler. Aksi takdirde İslamcı siyasi hareketlere ve partilere benzeyerek seçmenden daha fazla oy alabilmek, bunlar sadece ve sadece fazla umut ve fazla saf değerlendirmeler olabilir. Peki sizin bu gördüklerinizi siyasi partilerin liderleri, örneğin Kılıçdaroğlu, yani en çok da onun konuşulması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü ana muhalefet partisi lideri. Görmüyor mu Kılıçdaroğlu ve kurmayları? Şimdi ben ya da kendi görüşümü söyleyeyim, bilmiyorum sizi de hani siz siyasi olarak bir görüş belirtmek istemiyorsunuz, biliyorum yani bir evet. Hem kurumsal niteliğiniz hem genel olarak bu görüşesiniz ama demin söylediğiniz çok önemli bir şey. Hı. Yani bir parti kendi varoluş gerekçesi ve tabanına göre hareket etmek zorunda. Bunu CHP görmüyor mu? CHP'li kurmaylar görmüyor mu size göre ya da diğer partiler? Şimdi yani sadece CHP değil ama bütün diğer muhalif partiler için de benzer şeyleri söyleyebiliriz. Kürt siyasi hareketinin önemli temsilcileri de artık daha fazla İslam'dan dem vuruyorlar. Ya da Milliyetçi Hareket Partisi de artık daha fazla hani oralarda dolaşıyor ama ben siyasetle ilgili yani değil ama iletişimle ilgili ayırmayı başaramadık. Evet, siyasetle ilgili bir şey söyleyebilirim. Siyasetle ilgili siyasetin iletişimiyle ilgili şunu söyleyebilirim. Bu ticari iletişimde de böyledir. Rakibinize benzeyerek değil, rakibinizden ayrılarak ancak insanların kalplerini, zihinlerini kazanabilirsiniz. Hı hı. Yani eğer örneğin bir kola markasısanız, diyelim ki kola markası telaffuz edebilir miyim bu programda? Yani, örneğin Coca-Cola'ysanız renklerinizle ya da iletişim dilinizle Pepsi'ye benzeyerek daha fazla hani tüketici kazanamazsınız. Tam tersine oradan ayrışarak daha fazla tüketici kazanabilirsiniz. Dolayısıyla burada da durum budur. Yani çok genel olarak söyleyecek olursak, yani ana akımda başa oynayan ya da başta bulunan siyasi partiye benzeyerek değil, ondan mümkün olduğunca ayrışarak her anlamıyla vitrine koyduğunuz isimlerden yaptığınız iletişime ya da temel politikalardan işte insanlara dokunma şekline kadar ayrışarak ancak fark yaratabilirsiniz ve ayrışarak ancak daha fazla kalpleri kazanabilirsiniz. Dolayısıyla burada söylenecek yegane şey toplumu daha iyi anlamak, daha iyi toplumla ilgili iletişim kurmak ve hani çok şey söylemek yerine az şey söyleyerek ama hani kendi kökeninize uyan, kendi varoluş nedeninize uyan şeyler söyleyerek daha fazla başarılı olma ihtimaliniz vardır. Birkaç dakikamız daha var galiba. Son olarak şöyle bitirelim.
toplumu, yani sosyolojik olarak toplum değiştirdiniz. Bu çok önemli bir tespit. Aynı zamanda da biraz moral bozucu da itiraf etmek gerekiyor. Peki bu noktadan dönmek mümkün mü? 2015 seçimi pek çok kişi için, bana göre de en kritik seçimlerden biri. Türkiye'nin şu ya da bu yola gideceğine karar vereceği 2015 seçimleri için ne öngörüyorsunuz? Onunla bitirelim. Şimdi toplumun bu gidişatıyla ilgili öncelikle tek bir cümle daha söyleyeyim. Biraz hani riskli bir cümle belki ama hani benim de değil, başkasından ödünç aldığım bir cümle. Yani evet, daha muhafazakar bir toplum var artık bugün. 10 yıl, 12 yıl öncesiyle kıyaslandığı zaman. Ve muhafazakarlığın özellikle ne diyelim, militan tarafı giderek daha fazla etkin oluyor. Ama hiçbirimizin unutmaması gereken şey şudur. Din Allah ile kul arasında olan şeydir. Geri kalan her şey siyaset ve ticaretten ibarettir. Dolayısıyla insanları ve siyasi hareketleri değerlendirirken biraz böyle bakmamız lazım. Geri dönülebilir mi? Elbette ki. Yani siyaset dediğiniz şey bugünün fotoğrafını çekmek ve burada gördüğünüz arızaları nasıl değiştireceğinizle ilgili bir plan ve program ortaya koymak ve bunun iletişimini sağlayarak insanları ikna etmekten ibarettir. Örneğin 1960'ların başında herhalde Necmettin Erbakan topluma baktığında şöyle baktı. Çok fazla işte serbest, çok fazla batıcı, işte dinden falan fazlaca uzak, çok İslam'a uygun değil ya da ne bileyim yeterince muhafazakar değil. Ben bunu değiştireceğim ve daha muhafazakar bir toplum kurgulayacağım diye yola çıktı herhalde Necmettin Erbakan ve arkadaşları. Ve bugün geldiğimiz, yani 40 yıl, 50 yıl sonra, 40 yıl sonra geldiğimiz durumda da diyorum ki ben, Necmettin Erbakan ve arkadaşları o gün öyle tanımladılarsa bugün başarmışlar demektir. Dolayısıyla bunun, yani bu tür bir değişimin zaman aldığını ve bunun ancak ve ancak inanmış, doğru bir hedefe kilitlenmiş kadrolarla mümkün olduğunu ve mücadeleyi hiç bırakmamak gerektiğini herkesin çok iyi bilmesi gerekir. Evet, 2015 seçimleri çok önemlidir ve 2015 seçimleri eğer doğru bir sonuçla ortaya çıkmazsa şu anda bir tür gecekondu başkanlık rejimi yaşıyoruz. Bu gecekondu başkanlık rejiminin kalıcı hale gelebileceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla herkesin, yani ülkede yaşayan her türlü demokratik gücün ve her seçmenin bu gidişatı durdurabilme ile ilgili yapabilecekleri vardır diye düşünüyorum. Dolayısıyla hep beraber böyle bir daha iyi bir demokrasi ve daha iyi bir daha rahat yaşayacağımız bir toplum için hepimizin elimizden geleni yapması gerekir. Hay Necati Özkan, şöyle bir şey istedim biliyor musunuz? Hani sizi şuraya oturtmak, önünüze böyle bir iki kuru pasta, bir çay koyup 10 saat sizi konuşturmak. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gerçekten. Çok teşekkür ederim. Yani o yurt dışındaki şeyleri bile yeterince dinleyemedim hissiyle bitiriyorum programı. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür geldiğiniz ederim için, paylaştıklarınız için. Yine lütfen ne kadar yoğun olduğunuzu biliyorum ama ne olur. Yani seçime kadar bir iki zaman defa yarattıkça, daha. Zaman yarattıkça lütfen ki zaman seve yaratın seve ve gelin. Seve seve. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi efendim umut var mı? Neden olmasın? Yeter ki diyor Necati Özkan. Gerçekleri görün. Ona göre stratejinizi planlayın. Gerçekçi olun gerçekleri görürken ve yola çıkın. Ben de hep genellikle karamsar bir insan olmakla birlikte bu ülkeyi kadınlar kurtaracak derim ve kimi kadınları gördüğüm zaman da umut tazelerim. Şimdi onlardan biri gelecek ekrana. Kadıköy'de, İstanbul'da Cafer Ağa semtinde bir semt evi var. Mahalle evi. Orası polis tarafından boşaltıldı. Orada gezi bileşenleri vardı. Mahallenin sorunlarını paylaşmak için varlardı. Aa, maliyenimiz çıkın. Aksaray'a çıkın diyemiyorlar biliyorsunuz değil mi? Orada çünkü kaçak ruhsatsız tabii dolayısıyla Aksaray. Ama kimin gücü yeter? Boşalttılar Cafer Ağa mahalle evini. Polis sardı. Bayağı ciddi ciddi bir hengame yaşandı. Bugün bunu protesto etmek için bir başka kırmızılı kadın geldi. Dansla protesto etti. Ondan kapatalım programı. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgiler.